ben gerçek ismini vermek istemeyen bir izleyiciyim. Ama bu hikayede kendimi Geliz olarak tanıtacağım. Şu an 25 yaşındayım. Yaşadığım olaysa bundan 4 yıl önce 21 yaşımda yaşandı. Nasıl bir hayatım olduğunu anlatmam gerekirse, yokluk görmeyen bir çocukluk geçirdim. Babam bir dediğimi iki etmemek için elinden geleni yapardı. Bu yaşıma kadar doğup büyüdüğüm yer olan Ayvalık'taki Rum evimiz vardı. Bu evin genişçe bir bahçesi bahçesinin içinde ise güzeller güzeli iki incir ağacı vardı. O iki incir ağacının arasında bir hamak kuruluydu. Çocukluğumdan beri ne zaman kötü bir olay yaşasam günümü orada tamamlardım. O yaşlarda bir erkek arkadaşım vardı. Uzun süreli bir ilişkiydi. Kendisi benden 3 yaş büyük yani 24 yaşındaydı o zamanlar. Bir gün beni telefonla aradı. Gecenin geç saatleriydi. Uyuklar vaziyette telefonumu alıp baktığımda onun ismini görmüştüm. Sevinmiştim beni aradığına. Uzun süredir konuşmuyorduk. Aramıza mesafe girmişti. Aramasıyla yataktan doğruldum. Telefonu alıp cam kenarına geçtim ve konuşmaya başladım. Konuşmasında yarın için önemli bir konu konuşacağız müsaitsen. Sizin evin ilerisindeki kafede buluşalım diye cümlelerine devam ederken gözüme bir şey takıldı ve dikkatimi oraya verdim. Dışarıya baktığımda incir ağaçlarının arasında olan hamakta sallanan ve arkası dönük bir kız çocuğu vardı. Gecenin bu saatinde bizim bahçede kimin ne işi olur diye iç geçirirken küçük kız kaybolmuştu. Uyku sersemi olduğumu düşünüp telefon konuşmamızın bitmesiyle yatağıma doğru yöneldim. Yatağıma yattığımda ise o incir ağaçlarının önünde gerçekten birinin olup olmadığı fikri aklımı kurcaladı. Yatağımdan tekrar kalkıp pencereden baktım. Bu sefer bir adam ve bir kız çocuğu vardı. Ve kız çocuğu adamın elinden tutuyordu. Adamda sanki kızını parka getirmiş havası vardı. İkisini de ilk defa görüyor, tanımıyordum. Açıkçası çok ürtmüştüm. O gece korkuyla yorganı başıma çekip titiz uyumaya çalıştım ama uyuyamadım. Yorganı tepemden kaldırmamla birlikte dışarıda güneşi görüyordum. Ne kadar hızlı bir şekilde sabah olmuştu. Sevgilimle buluşacağımdan dolayı kalkıp hazırlanmaya başladım. Artık sadece konuşacağımız o önemli konu değil, dün bahçede gördüğüm olaylar da meraklandırıyordu. Olayları binden anlatma isteğimle bir yandan hazırlanırken en yakın arkadaşımı arayıp olanları anlatmaya başladım. Detay bile atlamadan her şeyi tek nefeste anlattım. Konuşmalarımı iyice dinledikten sonra şöyle eklemeye başladı: "Eğer istersen buluşma sonrası bunları daha detaylı konuşmak için buluşabiliriz. Hem erkek arkadaşını sana bahsettiği önemli olayı da anlatmış olursun." dedi ve biraz daha konuşma sonrasında telefonu kapattık. Hem hazırlanmam bitmişti hem de telefon görüşmem. Gitme vakti gelmişti. Sevgilimi kısa bir süre aradan sonra yeniden görecektim. Çok heyecanlıydım. Fakat önemli konunun iyi bir şey olmadığını düşünüyordum. Yavaştan yola koyuldum. Buluşmanın olacağı mekana vardığımda o çoktan gelmiş orada bekliyordu. Güler bir yüzle oturduğu masaya yürüdüm. Fakat o beni gördüğüne sevinmiş gibi değildi. Bir an güler yüzüm düşmüştü. Ne oldu? Beni gördüğüne sevinmemiş gibisin. Bir şeyler mi oldu dedim. Artık sana olan isterim eskisi gibi değil. Artık senden hoşlanmıyorum. Başka biriyle konuşuyor, görüşüyorum. Bunu söylediği an gözlerimden yaşlar akmaya başladı. O ise hiçbir şey olmamış gibi masadan kalkıp gitti. Sanki dört yılımız başıma yıkıldı. Her şeyi başka birisi için silmişti sanki. Gözyaşlarımı silmemin ardından arkadaşımı aradım. Buluşmaya gelemeyeceğimi belirtmemle birlikte kendisinin benim evime geleceğini söyledi. Ben eve doğru yürümeye başladım. Kendisiyle bizim evin kapısının önünde karşılaştık. Halimi görmesiyle telaşlanmıştı. Apar topar gelmiş gibi gözüküyordu. Sanki bu olanlar hakkında bir bildiği var gibiydi. İçeri girip oturmamızla erkek arkadaşımın bana ne anlattığını sordu. Ben o an cevap veremedim. Kendisi sorduğu sorunun cevabını sessizlikle almıştı. Dünkü ve bugünkü yaşanan bu talihsiz, garip olaylar üzerinde derin bir konuşma geçirdik. Bana bir fikri olduğunu ve bilindik bir medyum tanıdığını söyledi. Bağlama büyüsüyle erkek arkadaşımı geri kazanabileceğimi aklıma kazımıştı. Bahsettiği medyumla konuşacağını, bana özel randevu alacağını söyledi ve evden ayrıldı. Akşam üzeri arkadaşım kısa mesajla bana randevuyu aldığını ve detaylarını aktardı. Dün uyuyamamanın verdiği yorgunlukla bugünün talihsiz olayı beni fazlasıyla yormuştu. Haliyle ben de telefonum elimde uyuyakalmışım. Sabah uyandığımda telefonumun şarjının olmadığını fark ettim. Ve ben kahvaltımı yapıp hazırlanana kadar şarj olması için şarja taktım. Bu işler için ayırdığım vakit kısa olduğundan pek şarj dolmamıştı. Neredeyse 1-2 aramalık şarjım dolmuştu. Ama yine de randevumuz olduğundan dolayı arkadaşımla buluşup medyumun evine doğru yol aldık. Gittiğimiz yolda bahçesinde çiçekler açmış, ilkbahar mevsimi havası veren birçok bitki bulunuyordu. Hatta geçtiğimiz bu yol bahçenin içerisinden geçip bir eve çıkıyordu. Kapıda bizi hoş bir karşılama ile içeri aldılar. Randevumuzdan biraz erken geldiğimizden dolayı randevu saatini beklememiz gerekliydi. O süre zarfında bizim yanımızda büyü yaptırmaya gelen insanlarla sohbet ettik. Kimi para için gelmişti, kimi kızının kısmetini açtırmak için, kimisi define bulmak için, kimisi de benim gibi aşk için. Konuşmalarımız bittikten sonra çevredeki çerçeveleri, vazoları, duvardaki ilginç tabloları incelemeye başladım. Böyle bir yere ilk defa gelmiştim. Herkes medyuma hürmet ediyordu, çok saygı duyuyordu. Çok güzel işleyen bir sistemleri vardı. Kimse kimsenin sırasını almıyor, vakti gelmeden girmeye çalışmıyordu. İçeride ne ile karşılaşacağımı ve ne konuşacağımı bilmiyordum. Bu konuda tecrübeli olan yanımdaki arkadaşımdı. Hafif ileriden kapalı bir kadın yaklaştı ve sıramızın geldiğini belirtti. Oturduğumuz yerden kalktık ve kapıya doğru ilerledik. İçeriden çıkanların simaları çok ürkütücüydü ve nedense içeride çok garip bir koku vardı. Kapıyı çaldık ve içeriye doğru ilerledik. Karşımızda duran adam uzun saçlı, kirli sakallı, parmaklarında farklı ve garip yüzükler duran biriydi. Ama siması nedense hiç yabancı gelmiyordu. Yavaştan olayları anlatmaya başladık. Tam o sırada arka taraftaki pencere dikkatimi çekti. Pencerenin demir parmaklıkları arasından ön bahçeden oldukça farklı gözüken bir bahçe bulunuyordu. Ön bahçesi cennet, arka bahçesi ise tam bir cehennem gibiydi. Arka bahçede bulunan bir ağaç çarptı gözüme. Üstünde bolca muska bulunan bir ağaç. Orayı dikkatlice izlerken birden adam pencereyi kapattı ve perdeyi çekti. Arkadaşım medyumu yakından tanıyor gibiydi. Sanki bir dost gibi samimiydi kendisiyle. Benim anlatamadıklarımı ona anlattı ve ben o bahçemde karşılaştığım sahneyi kendisine anlatma gereksiniminde bulundum ve ona bunları anlatırken o gördüğüm adamın medyum olduğunu anladım. O anki korkuyla odadan hızlı bir şekilde çıktım. Arkadaşım da peşimden geldi. Döndüğünde elinde birkaç kağıt parçasıyla bana yaklaştı ve bana o kağıtları uzattı. Uzattığı kağıtlarda garip şekiller vardı. Anlamlarını bile çözemeyeceğim tarzda şekillerdi. Arkadaşıma o medyumu daha önce gördüğümü, gördüğüm kişinin aslında medyum olduğunu anlatmaya çalışsam da o anki şok etkisinden kendimi ifade edemiyordum. Bana kağıtları verirken ne yapmam gerektiğini söylemeyi unutmuştu. Ben de sormayı unutmuştum. Arkadaşımla orada ayrılmıştık. Ben evime, o ise başka bir arkadaşıyla konuşmaya gideceğini söylemişti. O daha varmadan ne yapacağımı öğrenmek için elimi telefonuma attığımda şarjımın bittiğini fark ettim. Eve doğru yürürken düşünmeye başladım. Bahçemizde gördüğüm adamın medyum olduğunu arkadaşıma söylememe karar aldım. Eve girmemle birlikte telefonumu şarja taktım. O dolarken ben de elimdeki kağıtlarla birlikte her zaman gittiğim hamağın yanına gittim ve sallanmaya başladım. O sıra kağıtların üzerindeki şekillere bir anlam yüklemeye çalıştım. Kendimi fazlasıyla kaptırmıştım. O kadar kaptırmıştım ki evin içinden gelen telefon sesinin birkaç kez çalmasını bile duymamıştım. Hemen kağıtları ağacın dibinde bir taşın altına sıkıştırdım ve eve girip arkadaşımı aradım. Sonrasında ise arkadaşım bana o kağıtları nasıl kullanacağımı ve neler uygulayacağımı detaylıca anlattı. İşin garip kısmı benim bu kağıtları suda bekletip bağlamak istediğim kişiye içirmem gerekiyormuş. Peki ya ben bunu nasıl yapacaktım? Telefon görüşmesinin ardından yatağa doğru uzandım. Bu işi nasıl yaparım diye düşünürken hamağın altında kağıtları unuttuğumu fark ettim ve hamağa doğru koşar adımlarla yürüdüm. Kağıtlar ağacın altındaki taşın altında duruyordu. Kağıtları alıp mutfağa gittim. Mutfakta bir bardağı su doldurup dört kağıdı içine attım ve sabaha kadar bu suda beklettim. Sabah suya baktığımda su her zamankinden daha berraktı. Ne bir kağıt parçası vardı ne başka bir şey. Buna çok şaşırmıştım ve büyünün etkisi olduğunu düşündüm. O suyu bir şişeye doldurup çantama attım. Bir güzel hazırlanıp kendimi dışarı attım. Aklımdan şu geçiyordu. Eski sevgilimin çalıştığı spor salonuna gidip o başka biriyle ilgilenirken kendi suyunun içine katacaktım. O an bu yapacağım işin çok saçma bir şey olduğunu düşünüp yapmama karar almıştım. Birden arkamı dönüp tekrar eve doğru yürümeye başladım. Yürümeye devam ederken çantamdaki o suyu alıp çöpe attım. Evin kapısından adım matar atmaz. Bir yorgunluk çökmüştü üstüme. Adeta çok yorucu bir gün geçirmişim gibiydi. O yorgunlukla odama yürüdüm ve yatağa atladım. O kadar yorgun hissediyordum ki yastığa kafamı koymamla uyumuşum. Rüyamda birçok kabus gördüm o gün. Sebebini bilmediğim bir şekilde kabuslarımın hepsinde hamak vardı. Korkuyla yataktan direkt olarak kalkmıştım. Kalktığımda etraf aydınlıktı. Saate baktığımda ise bir saat geçmiş ama uzun süredir uyuyor gibiydim. Yataktan kalkıp elimi yüzümü yıkamaya geçtim. Komodinin üstünde duran kitabımı aldım ve sonrasında her zaman yattığım hamağa uzandım. Elimdeki kitabı sakin sakin okumaya başladım. Aklımın bir kenarında kitap... Bir kenarındaysa yaşadığım olaylar vardı. Kitabı kapatıp doğruldum. Bu hamak neden bu kadar rüyama giriyordu? Bu soruların yanıtını bulamadığımdan dolayı medyumun numarasını bulup randevu almaya çalıştım. Aradığımda en yakın randevuyu 3 gün sonraya verebileceğini söylediler. Bense düşünmeden randevuyu aldım. O güne kadar başımı yastığa her koyduğumda kabuslar görüyordum. Medyuma gideceğim gün çok dindar bir hoca olan teyzemin kocası ve teyzem bize gelmişti. Teyzem ve eşiyle çok yakındık. Teyzem bana birkaç yıl bakmış, büyütmüştü. Ondan dolayı hem Eniştemle hem de teyzemle farklı bir akraba bağımız vardı. Geldikleri gün biraz üzgün bir ifadem vardı. Bunu gören Eniştem bana iyi olup olmadığımı sormaya başladı. Bense onun bu konuda bana yardımı dokunacağını bildiğimden dolayı yaşadıklarımı anlatmaya başladım. O gördüğüm iki küçük kızdan ve son birkaç gündür gördüğüm kabuslardan bahsettim. Biraz anlatmamla gözlerimden yaşlar akmaya başladı. Korktuğumu bu şekilde ifade ediyordum. Ağlayarak. Eniştem ağlamamla bana sarılıp sana büyü yapılmış. Bu büyüyü bozmanın yolunu biliyorum kızım. İyi ki bunu bana anlattın. O medyuma gitmedin. Bu büyüyü sana o medyum yapmış olabilir. Bu büyüden seni arındırmak için elimden geleni yapacağım kızım.'' dedi ve sarılmaya devam etti. Büyüden arındırma sırasında yaptığı şeyleri kimseye anlatmamam gerektiğini söylediği için anlatamıyorum. Ama büyüyü yapan medyum ve en yakın arkadaşımmış. Yaptıkları büyü bağlama büyüsü değil, musallat büyüsüymüş. En yakın arkadaşım bildiğim kişi, sevgilimi elimden almak için bana bunları yapacak kadar küçülmüş. Sevgilimin o gün bana açıklama yapmamasının sebebi de yakın arkadaşımmış. Kısacası hem aldatıldım hem yakın arkadaşım dediğim insan tarafından büyü yapılmasına maruz kaldım. Onlarla uzun süredir görüşmüyorum. Artık teyzemlerin yanında yaşıyorum. Hayatımda her şey yolunda gidiyor. Size bir öneri, arkadaşlarınızı iyi seçin. Sizi kötü yola sürükleyen değil, sizin iyiliğinizi düşünen insanları sokun hayatınıza. Kendinize iyi bakın. Öncelikle merhaba. Size aile yakınlarımızdan olan Baba tarafının başından geçen sonra da bana sıçrayan bir olayı anlatmak istiyorum. Ben lise son sınıfta okuyan, herkes gibi sabah erken kalkıp okula giden bir öğrenciydim. Kimi zaman arkadaşlarımla buluşurduk. Birbirimize korku hikayeleri anlatırdık. Üstelik yaz zamanlarıydı ve çok gezdiğimiz dönemlerdi. Ben dinine bağlıyım lakin cinlerin varlığı konusunda tereddütler yaşayan biriyim. Bu yüzden bana anlatılan cin hikayeleri beni çok korkutmazdı. O zamanlarda birbirimizi korkutmak için türlü türlü yollar denerdik. Genelde ben olmadığımda daha çok korktuklarını, çünkü benim olayları cıvıttığımı dile getirirlerdi. Hayatta bir şey yaşamadığımdan bu düşüncelerim tam bir netlik kazanmamıştı. Bir yandan Kur'an-ı Kerim'de cinlerin varlığının yazdığını biliyordum. Bir yandan ruhani varlıkların çok uçuk fikirler olduğunu düşünüyordum. Ancak bu düşüncelerim ailemle düzceye halamın yanına gittiğimizde değişti. Ben halamlara gittiğimizde yolda uyuyakaldım. Bu yüzden gece uyuyamadım. Herkesin yattığı sırada ben hala ayaktaydım. Ve madem uykum yok, telefonla oynamak için salona geçeyim dedim. Telefonla uğraşınca belki uykum gelir diye düşündüm. Ben telefonumla uğraştığım esnada dışarıdan bir ses geldiğini duydum. Böyle nefes vererek konuşmak gibiydi. İlk başta içeride bizimkilerden birisi sayıklıyor diye düşündüm. Ancak ses aynı şekilde 4-5 kez tekrarlandı. Bende bir ürperti oldu. İnsan inanmadığı şeyden korkmaz. Ancak ben inanıp inanmamak arasında kalan birisiydim. O anda birisinin beni izlediği hissine kapıldım ve camdan baktım. Aşağıda bir şey göremedim diye düşündüm ilk başta. Yanıldım herhalde diye içimden geçirdim ve tam içeriye kafamı çevirirken dışarıda bir gölge gördüm. Ancak gölge olması için Işığın bir nesneye vurması gerekir ve ben o gölge etrafında bir nesne göremedim. Gölge daha çok uzun bir insan şeklini andırıyordu. Ben de şaşkınlık içinde ne olacak diye oraya bakıyordum. Halam kalkmıştı. Bana dokundu ve neden burada olduğumu ve uyumadığımı sordu. Ben halama direkt anlatmadım konuyu. Hiçbir şey dedim, geçiştirdim. Halam sanki benim neler gördüğümü bilir gibi beni geri çekti. Camı kapattı. O ara gözlerine bakıyordum. Halam camdan dışarıya bakıyordu ve sinirliydi. Halam perdeyi çektikten sonra bana bir şey demedi. Ben de daha fazla durmadım halamın yanında. Bir bardak su aldım odama geçtim. Gördüklerim ve yaşadıklarım beni çok etkilemişti. Bir garip hissediyordum. Ertesi sabah halamı kahvaltı hazırlarken gördüm. Hiçbir şey olmamış gibiydi. Aslında halam çok naif bir insandır. Kızdığını hiç görmedim. Gece neden böyle tavırlar sergilediğini de anlamadım. Ancak bu olayı unutmaya karar verdim. Diğer günün akşamı oldu. Ben annemin yanında oturuyordum. Babam da halamla karşı karşıya oturmuştu. Camın kenarında sohbet ediyorlardı. Bir ara ölüm konusu döndü. Ablam babama "Senin annen ne zaman ölmüştü?" dediğinde babam "Ben çocukmuşum, hatırlamıyorum. Halan daha iyi bilir." demişti. Halam da bir sır gibi hiç anlatmazdı. Ancak vakit yeniden geç olmuştu. Ben yatmaya gittiğim sırada halamın ve ablamın sesini odadan duyuyordum. Halam ablama o gece annesinin nasıl öldüğünü anlatıyordu. Ben de merak ettim. Onları uzanır vaziyette dinliyordum. Ancak bir sorun vardı. Benim halam kimseye anlatmadığı şeyi ablama gecenin bir vaktinde neden anlatıyordu? İyice içime bir merak duygusu yerleşti ve dinlemeye devam ettim. Halam annesinin büyü işleriyle uğraştığından bahsediyordu. Ayrıyetten kendini asarak öldüğünü anlatıyordu. Şaşırdım ve halam neden böyle kan donduran şeyleri ablama anlatıyor diye iyice düşünmeye başladım. İçimdeki merak duygusu beni tetikledi ve kapıyı açtım. O anda hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Şok oldum. Çünkü halam salonda uzanıyordu. Ablam odada bile değildi. Ancak ablam odada bile yokken ben bu sesleri yani ablamın sesini nasıl duyabilirdim? Uyumadığım konusunda son derece emindim. Hatta yüzme su bile attım ve suyun soğukluğunu hissediyordum. Kendi kendime neler oluyor diye düşünmeye başladım. Çünkü daha önce böyle bir şeyi hiç yaşamadım. Ne yapabilirim? Hiçbir fikrim yoktu. İnternetten cinlerin varlığıyla alakalı şeyler araştırmaya başladım. Yaşanan olaylara baktım ve kısmen benim gibi olaylar yaşayan kişileri okudum. Cinlerin insanların akıllarıyla oynadıkları dikkatimi çekti ve acaba benim de aklımla oynuyorlar mı diye düşünmeye başladım. Fakat o kadar bakmama rağmen bir şeyi anlamıyordum. Neden benimle uğraşıyorlardı? Ben ne yapmış olabilirdim? O anlık yine istediğim cevapları bulamadım ve yine olayı akışına bırakmaya başladım. Aradan bir gün geçti ve ertesi gün denize gittik. Babamlar denize girdiler. Ben de aklımı kurcalayan sorularla boğuşuyordum. Bana sen eve git dediler. Çünkü güneşte iyice yanmaya başladım. Ben de iyi tamam dedim. Evdeniz uzak bir yerde değildi. Yürüyerek gitmek için yola koyuldum. Yürüyordum ve bir yandan da düşünüyordum. Öğlen vaktiydi. Caddenin tam solunda bir mezarlık vardı. Evimize yakındı ve kestirmeydi. Ben de girdim mezarlığa. Biraz yürüdükten sonra bir şeyin beni takip ettiği hissine kapıldım. Artık psikolojimin bozulduğunu da düşünmeye başladım. Arkama bakıyorum, bir şey yok. Sağa sola bakıyorum, sadece mezarlar. İleride bir yaşlı amcanın olduğunu gördüm. Mezarın yanında oturuyordu. Mezarın üstündeki çiçekleri suluyordu. Sanırım eşi ölmüş dedim. Ben de üç ihlas bir fatiha okudum yanından geçerken. Ancak biraz sonra daha önce yaşamadığım bir şey yaşadım. Mezarlıktan çıkarken bir bekçi gördüm. Kulübeden çıkıyordu ve bana sen ne yapıyorsun burada diye seslendi. Niyeti kötü değildi. Kimlerden olduğumu sordu. Zaten bizim eve yakın olduğundan bekçi halamı da tanır diye düşündüm. Ancak en fazla 30 saniye gibi kısa bir konuşma ardından ben yoluma devam ederken daha demin gördüğüm amcayı önümde gördüm. Mezarlığa giriyordu. Hayatımda böyle dona kaldığımı hatırlamıyorum. Önüme bakarken birden dikeldim ve öylece amcaya baktım. Artık gördüğüm her kimse bana baktı ve kafa salladı. Bende tepki yok tabi. Biraz daha hızlı adımlarla koştum eve. Direkt oturdum koltuğa ve düşünmeye başladım. O anda karar verdim. En azından bugün olanları anneme anlatmak istiyordum. Annem eve gelince ona özel bir şey anlatmak istediğimi söyledim. Annem beni dinlerdi, biliyordum. Sonra annem ve ben balkonda otururken olayı anlattım. Annem de biraz güldü dediklerime. Anneme neden güldüğünü sorduğumda bana verdiği cevap beni korkuttu. Oğlum o kulübede hiç bekçi olmadı. Onu eski muhtar belediyenin yardımıyla koydu. Köy yerinde de bir sorun olmadığı için güvenliğe de gerek kalmadı. Bir güvenlik vardı ama eskiden de. İlk kulübenin olduğu zamanlardaydı. Ben de onu bir daha görmedim. Sen yanlış görmüş olmayasın dedi. Annem bana bunları anlatınca içim ürperdi. Bir de anneme o amcayı sordum. Anlattım. Bana hangi mezar dedi. Mezarın ismini anneme söyledim. Sadıçlar yazıyordu dedim. Annemden ikinci bir şoku da orada yedim. Çünkü bizim köyde en son o soy ismi kullanan kişi 3 yıl önce ölmüş. Peki ben olmayan şeyleri nasıl gördüm anne dedim. Annemin yüzü bu soruyla düştü. Halama anlattı durumu. Halam tedirgin oldu. Halamın halini görünce ben de korkmaya başladım. Ancak belli etmedim. Sonra halam beni bir hocaya götürdü. Hoca bizi içeri aldı. Elimi suya falan soktu. Filmlerde görmüştüm ama böyle bazı şeylerin gerçek olduğunu düşünmemiştim. Hoca bana çık sen dışarı dedi. Ama ben dışarıda kapının ardından söylenenleri duyuyordum. Hoca halama sahiplenmemişler daha ama dikkatli olun dediklerimi yapın dedi. Tamam da beni niye sahipleniyorlar diye düşünüyordum. Ama artık sinir boşalmaları yaşamaya başladım. Stresten saçım dökülmeye başladı. Hocanın dediklerinin hepsini yaptım. Sonra düzelmeye başladım. Hoca muskalar verdi. Yanımda bulundurmam gerekiyormuş. Ben de öyle yaptım. İyileşme sürecinde de birkaç kere muskaları kullanmam konusunda içimde bir isteksizlik olmuştu. Bu olaylar zamanla normale dönmeye başladı huzursuzluklarım da ortadan kalkmaya başladı. Kendimi rahat hissediyordum. Bir şey hissetmiyor ve bir şey görmüyordum. Aklımdan da ne cinler ne başka bir şey geçiyordu. Aslında tam anlamıyla iyileştim diyebilirim. Çünkü düzce de halamın yanındaki halim tamamen gitmişti. İstanbul'a geri dönecektim. O gün son gecemdi. Halam karşıma geçip özel olarak bana annesinin ölümünü büyülerle uğraştığını anlattı. Ve bana kendini astı dedi. Ancak bilmediği bir şey vardı. Ben bunları zaten biliyordum. Saklıyordum. Dayanamadım ve bildiğimi söyledim. Sonra halam bana bildiğini zaten biliyorum deyince şok oldum. Nasıl dedim. Bana bir şey demedi. Ancak ben halamın cinlerle uğraştığını, karanlık bir yanının olduğunu hep düşündüm ve hissettim. Üstelik bana olanların halamla, annesiyle bir bağlantısı olduğu da çok aşikardı. Şimdi üniversite 2'ye gidiyorum ve hayatım normal bir şekilde ilerliyor. Şükürler olsun o günleri geride bıraktım. Ancak bir fark var. Artık cinlere de inanıyorum. Merhaba ben Gizem. 22 yaşındayım. Ailecek Malatya'da yaşıyoruz. Bir erkek, biri kız, iki küçük kardeşim var. Üniversite işletme mezunuyum. Olay üniversiteye başladığım zamanlarda gerçekleşti. Çok uzatmadan anlatmaya başlıyorum. Lise bittikten sonra üniversite sınavına çalışmaya başladım. Üniversite sınavına girmek üzereyken amcamlar beni oğulları Safvet'e istemeye geldiler. Safvet işsiz, güçsüz ve alkol bağımlısı bir insandı. Ben istemediğim için beni Safvet'e vermediler. Aradan birkaç ay geçtikten sonra üniversiteyi kazanmıştım. Üniversiteyi kazandıktan sonra yurtta kalırken odamın içerisinde bazen siyah bir duman görüyordum ve beni oldukça ürkütüyordu. Birkaç gün uyku sersemliğiyle göz yanılması sandım. Ama bu sürekli tekrarlanınca o da arkadaşıma bu konudan bahsettim. O da bana sana cinler musallat olmuş olmasın dedi. Bir anlık korkuyla ne yapacağımı bilemedim. Ona bu konuyla ilgili ne yapabileceğimi sordum. O da bilmediğini ama üniversitenin yakınlarında bir türbe olduğunu ve türbede dua edersek belki faydasının olabileceğini söyledi. Ertesi gün ilk işimiz türbeye gitmekti. Sabah olduğunda o kadar yorgun, o kadar halsizdim ki neredeyse yürüyemeyecek hale gelmiştim. Hemen duşa girip gusül abdesti aldım. Gusül alırken sürekli unutuyordum. Nasıl yapacağımı şaşırıyordum. Daha sonra sabırla abdestimi aldım ve duştan çıktım. Arkadaşımla doğru yola çıktık. Türbe büyük bir dağın üzerindeydi. Dağ çok heybetli ve ulu bir dağ gibi görünüyordu. Dağın yolu olmadığı için patikadan ilerledik. Patikalar bazen daralıyor, bazen oldukça genişliyordu. Sürekli birileri beni izliyormuş gibi geliyordu. Patika üzerinde daha keçisi ve beyaz güvercin gibi birçok hayvan gördük. Türbeye vardığımızda türbe oldukça kalabalıktı. Herkes dualar ediyor ve dileklerde bulunuyordu. Biz de önce duamızı ettik. Sonra da bu musibetten kurtarması için hem Allah'a hem de türbedeki yatan zata dua ettik. Daha sonra ruhum biraz ferahlasa da hala beni izlediklerini hissedebiliyordum. Türbeden çıktık ve üniversiteye, derslere girmeye gittik. Derste kitaptaki yazılar bulanıklaşıyor, bazı kelimeler bana mesaj vermek için yer değiştiriyordu. Duman, sisler ve karanlık. Bu kelimeler cümlelerin arasında dikkatimi çekiyordu. Bazen sağ elim uyuşuyor ve gözüme sis perdesi çöküyordu. Okul bittikten sonra tekrar yurda döndük. Yurtta akşam yemeğini yemek için sıraya girmiştik. Tablo tabağa yemeğimi koyarken kepçenin içerisinde kurtların olduğunu fark ettim. Ve aşçıya kurtlu yemeği koyuyorsun diye kızdım. Aşçı şaşkın bir yüz ifadesiyle ne kurdu dedi. Kepçenin içerisinde olan kurtlardan bahsediyorum dedim. Aşçı tabağımın içerisine yemeği koyarak içindeki kurtları aradı. Hani kurt nerede diye sordu bana öfkeyle. Gerçekten de kurt yoktu. Yurt arkadaşım Esra araya girerek "Göz yanılmasıdır abla, olur böyle şeyler." diyerek ortamı yumuşattı. Yemeği aldıktan sonra masamıza geçtik. Esra, "Kızım sen iyice manyadın galiba. Ne bu haller?" dedi. Ben de Esra'ya, sanki bilmiyormuşsun gibi konuşma. Tabağın içerisinde kocaman kurtlar vardı. Kepçenin içerisinde varken tabağımda bir anda yok oldu dedim. Esra bugün türbeye gittik. İnşallah Allah'ın izniyle çare olacaktır sana dedi ve yemeğimizi yedikten sonra odaya çıktık. Gece olmadan önce Esra ile beraber film izlemeye karar verdik. Yavaş yavaş yağmur yağmaya başladı. Filmin sonlarına doğru gök gürül dedi ve şimşekler çakmaya başladı. Kapının altından beliren siyah suretsiz bedenler ortaya çıkmaya başladı korkarak Esra'ya baktım. Ama Esra yanımda yoktu. Kara duman yavaşça bana yaklaştı. Bir anlık korkuyla elim ayağım birbirine dolaştı. Ve elime telefon, kitap, laptop ne geçtiyse ona doğru fırlattım. İçinden geçen eşyalar onun sadece hoşuna gitmişti. Bana yaklaştı. Omuzlarımdan tuttu ve ''Duman, sisler, karanlık'' dedi. Sesi o kadar korkunçtu ki Son kelimeyi söylerken çakan şimşeklerin dahi sesini duymuyordum. Siyah bir bulut bedenimin içerisinden çıkıp suretsiz dumana doğru yöneldiği sırada Esra beni uyandırdı. Kalk kız yerine yat dedi. Kanter içerisinde kalmıştım. Rüya gördüğümün farkına vardığımda şunu fark ettim ki üstüme biraz kaçırmıştım. Önce bir duş almalıyım dedim kendi kendime ve duşa girdim. Biraz yıkandıktan sonra yattım. Sabah uyandığımda kahvaltıya kalktım ve yemekhaneye indim. Kahvaltıyı yaptıktan sonra sigara almak için markete gittim. Market sahibi 50 yaşlarındaydı ve kardeşi 30 yaşlardaydı. Bir köpekleri vardı. Markete yaklaşırken kapının önünde 3 tane sokak köpeği gördüm. Sokak köpekleri beni gördüklerinde gözlerimin içine baktılar ve onlardan ürktüm. Oysa ki her zaman gördüğüm sokak köpekleriydi. Marketten içeri girdiğimde marketin sahibine Dışarıdaki sokak köpekleri sizin köpeğinize saldırabilir dedim. Ondan sonra market sahibinin kardeşi dışarıya çıkıp köpeğe bakmaya gitti. Marketin sahibinden bir adet sigara aldım. Ücreti ödeyip tam çıkarken market sahibinin köpeği giriş kapısının önüne geldi ve adeta dışarıya çıkmama engelledi. Köpeğin gözlerine baka kalmıştım. Köpek adeta ruhumu yemiyordu. Bir kara bulut olarak köpeğe doğru hareket etmeye başladım. Bedenim dona kalmıştı. Çaresizce market sahibine seslendim. "Köpek ruhumu emiyor, yardım edin." dedim. Market sahibi, "Ruhunu emmeden önce söyleyecektin." deyip gülmeye başladı. Ben köpeğe doğru hareket ederken market sahibinin kardeşi geldi ve köpeğin tasmasından tutarak dışarı çıkarttı. Sonra kendime geldim. Market sahibi omuzlarımdan tutmuş, "Gizem, kızım kendine gel." diyordu endişeli bir ifadeyle. Beni bir sandalyeye oturttu. ''Kızım iyi misin?'' dedi ve soğuk suyla yüzümü yıkadı. O kadar korkmuştum ki lavaboya dahi gidemiyordum. ''Kızım köpekten mi korktun?'' dedi ve öfkeyle kardeşine bağırdı. ''Lan Ali, sana o köpeği salma demedim mi?'' dedi. Ali tekrar dükkana geldiğinde ''Abi köpek hemen buraya geldi'' dedi. Biraz daha kendime gelmeye çalışırken yurt müdürümüz Nebiye Hanım markete girdi ve beni marketten çıkardı. Yurda doğru giderken Esra da yanıma gelerek iyi misin diye sordu. İyi olduğumu söyledim ve yurda döndük. Odama çıktım ve Kur'an-ı Kerim'i başucuma koyarak uyudum. Rüyamda sürekli bir ses duyuyordum. Bir ney ve bir tef. Sese doğru ilerlerken önüme köpekler çıktı ve ben korkarak kaçmaya başladım. Sesten uzaklaştıkça çevrem kararmaya başladı. Şu ses kulaklarımda çınladı. Allah'tan geldik ve yine Allah'a döneceğiz.'' ve bir anda uyandım. Uyandığımda kan içerisindeydim ve ağlamaya başladım. Aradan iki hafta geçmişti. Okula gitmiyordum ve sürekli yurttaydım. Müdürden kısa bir süreliğine beni tek kişilik odaya geçirmesi için ricada bulundum. Odayı tamamen temizledim. Duvarlara kadar sildim ve kendimi inzibaya çektim. Sadece yemek yemek için aşağıya iniyor, hiç kimseyle konuşmuyordum bir hafta boyunca günlerimi Kur'an-ı Kerim okuyarak geçiriyordum. Beş vakit namaz kılıyor, ufak tuvaletimde dahi gusül abdesti alıyordum. Kur'an okumaya her başladığımda o kara suretler sürekli farklı köpeklere ya da bir duman şeklinde suretlere bürünüp beni korkutarak Kur'an okumama engel olmaya çalışıyordu. Bir gün üniversiteye araştırma görevlisi olarak bir kız öğrenci geldi. Ben KYK yurdunda kalıyordum. Daha sonra da konuşmamam ve odadan hiç çıkmamam kızın dikkatini çekmişti. Kız bir gün odama geldi. Esra'dan olan biten her şeyi öğrenmişti. Sana büyü yapmışlar kuzum dedi. Bu büyünün şöyle bir etkisi vardı. İlk önce bir eşyaya büyü yapılır. Bu eşya büyü yapılacak kişiye hediye edilir. Bu eşya büyü yapılan ruha işledikten sonra büyü yapılan kişiye cinler musallat olur. Ama ona fiziksel zarar veremez. Sadece ona görünürler ve onu delirtmeye çalışırlar. Kişinin korkularıyla eşdeğer hızda büyünün ana gücü artar ve ruha tamamen işlenir. Ve cinler tamamen kişiyi ele geçirmek için farklı suretlerle korkutarak onu dinden uzaklaştırır ve Allah şahittir ki bir tek yaratıcı ilah odur. Onun varlığı ve birliği tektir dedi. Ne yapacağız o zaman diye sordum. Kız bana öncelikle büyü yapılan eşyayı bulmamız gerekiyor. Ne zamandır bu tarz şeyler görüyorsun diye sordu. Ben de Üniversiteyi kazandığımdan beri görüyorum dedim. Üniversiteyi kazandığında sana kimler hediye verdi diye sordu. Yengemin bana verdiği yüzük ve dayımın bana aldığı laptop var dedim. Ailenden hangisiyle problemlisin diye sordu. İhtimal verememiştim ama yengem oğlu için beni istemişti. Belki oğluna beni vermedikleri için büyü yapmış olabilir dedim. Kız parmağımdan yüzüğü aldı ve çiçeğimin dibini kazarak içerisine gömdü. Bana bu çiçek solana kadar dua et," dedi. Aradan bir süre geçti ve ben hala odadan çıkmamıştım. Bir hafta sonunda çiçek tamamen solmuştu. Daha sonra o kızı aradım. "Artık ne duman ne de köpek hiçbir şey görmüyorum," dedim. Kız benden yüzüğü yü saksıdan almamı ve onu denize ya da göle atmamı istedi. Ben de dediği gibi denize attım. Sonra tekrar kızı aramaya çalıştım. Fakat telefonumda öyle bir numara ya da kişi yoktu. Arkadaşlarıma sorduğumda öyle birinin asla gelmediğini ve öyle birini tanımadıklarını söyledi. O günler bunun etkisinden biraz zor kurtuldum. Anneme anlattığımda bana Allah sana belki bir melek göndermiştir dedi. Artık hayatıma bir çeki düzen verdim. Mucizelere inanıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Koronavirüs salgını yüzünden üniversiteler 3 haftalık tatil dönemine girdiği zaman çok sevinmiştik. Çünkü birkaç gün sonra vize sınavlarımız başlayacaktı ve ben sınavları hiç çalışmamıştım. Bu küresel salgın bütün dünyayı kısa sürede etkisi altına aldı ve her yerde kısıtlamalar ve karantinalar baş gösterdi. İnsanlar ölüyor, yoğun bakıma kaldırılıyordu. Hatta ölen insanlara mezar bile yapılmıyordu. Bunu kuş gribi salgınına benzetebiliriz. Nasıl bütün kuşlar bir araya toplanıp bir çukur açılıp içine atılıyor ve üstleri kireçle örtülüyorsa insanlarınki de tam olarak böyle olmasa da buna benzer bir durum söz konusuydu. Ben ve bütün arkadaşlarım memleketine dönmüştü. Aylar geçti. Okullar hala açılmadı. Ben de zamanımı spor yapmak ve hafta sonları günlük işlere gitmekle değerlendiriyordum. Hafta içi bazı günlerse bir abimin evine pes atmaya gidiyordum. Şerif abim her ne kadar pesi iyi oynasa da bana karşı çok bir şey yapamıyordu. Bazen onu sürekli yendiğim için oyunda tat vermiyordu. Evde çok sıkılıyordum. Bir akşam saat 8 gibi yine Şerif abime gidecektim. Akşam yemeğimi yedim. Bir bardak çay içtim. Bilgisayarımı hazırladım ve otobüse binmek için durağa doğru yola koyuldum. 15 dakika sonra eve vardım. Şerif abi de marketten birkaç şey almıştı. Onunla yolda karşılaştık. Apartmana girerken biraz sohbet ettikten sonra beni eve girerken selamünaleyküm de diyerek uyardı. Ben bunu duyduktan sonra gülmeye başladım. Kime selam vereyim, boş eve mi diyerek dalga geçer gibi sorular sordum. Son zamanlarda bir şeyler yaşadığını, mutlaka selam vermemi ikinci kez söyledi. Galiba bu normal bir şey evde bulunan müslüman cinlere ve meleklere selam verilirmiş. Düşününce çok saçma gelmedi. Hatta biraz da mantıklı geldi. Birden Kur'an'da bulunan bir ayetin ilk kelimeleri geliverdi aklıma. Müslüman cin kardeşleriniz. Böyle bir şeydi. Tam hatırlayamadım. Eve girince selam vermedim. Şerif abim selam verdikten sonra beraber eve girdik. Girdikten 5-10 dakika sonra bilgisayarı kurmaya başladım. Şerif abi içerideki odadan bana "Apo!" diye bağırdı. Hemen yanına koştum. Baktım bilgisayarının kasasından dumanlar geliyor. Şerif abi söndürmeye çalışıyordu. Hemen elektriği kestik. Duman yerini ateşe bırakmadı. 5-10 dakika sonra bütün dumanlar kayboldu. Ufak çaplı bir korkudan sonra biraz rahatlamak için sigaramı yakmak üzere metrobüs tarafına bakan pencereye doğru gittim. Hiçbir yerde sigaramı bulamadım. Şerif abiyle bütün odalara baktık. Bulamadık. Bir saat sonra sigara paketimi pencerenin yanındaki koltuğun üzerinde gördüm. İyice şaşkına döndük. Her yere baktık bulamadık. Onca zamandır koltuğun orada mıydı yani? Hemen kafamda bir ışık yandı. Saatler önce dalga geçtiğim cin ve selam verme muhabbeti yüzünden mi böyle oldu acaba? İkimizde de biraz tırsaklık başladı. Oyun oynarken bile aklımda o konu vardı. Ve içimden sürekli tövbe ediyordum. İçimden dualar okumaya başladım. Bir taraftan başım ağrıyor, biraz da midem bulanıyordu. Oyun oynamayı erken bıraktık. Gittik hemen yattık. Belki sabah olunca bu olayları unuturuz dedim. Gecenin ilerleyen saatlerinde beni uyku tutmadı. Kalktım pencerenin önüne gittim ve camı açtım. Bir tane sigara yaktım. Yoldan geçip giden arabaları izlerken E5 yolunun tam ortasında bir kadın benim bulunduğum cama doğru bakıyordu daha dikkatli bakmaya başladım. Acaba gerçekten bana mı bakıyor diye. Araçlar yanından tam gaz geçip giderken kadın gözlerini benim olduğum taraftan ayırmıyordu. Gözlerimi kapattım. Şakaklarımın biraz üstüne sert bir şekilde masaj yapmaya başladım. Gözlerimi açtım. Yolda geçip giden araçlardan başka hiçbir şey yoktu. Sigaramdan bir duman çektim. Beylikdüzü zincirli kuyu metrobüs hattını yoldan geçerken gördüm. İçeride çok fazla insan yoktu. Toplasan 20 kişi ya var ya yok. Otobüs durakta durdu. Birkaç kişi bindi. Araç hareket ederken hepsi dönüp bana bakmaya başladı. Ödüm gerçek anlamda koptu. Ne halt yedim ben diyordum kendi kendime. Pencereyi ve perdeyi hızlıca kapattım ve hemen odaya koştum. İnternetten gördüğüm bir uyuma tekniğini uyguladım kendime. Beş dakika sonra yarı uyur halde kendimi buldum. Uyuduğumu hissediyordum. Gözlerimi açmaya çalıştım, açamadım. Nefes alışım hızlanıyor, kalp atışım hiç olmadığı kadar hızlı atmaya başlamıştı. Şerif abinin sesi geldi kulağıma. Apo, 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 apo diye seslendi bana. Cevap vermek isteyip de cevap verememek. Bundan başka bir şey değildi yaşadığım. İç çektim, derin nefes aldım. Efendim dedim. Şerif abi ne oldu, neyin var diye sorarak yanıma geldi alnımın terlediğini görünce yüzünde bir endişe ifadesi gördüm. Yataktan çıktım üzerime giyindim. Salonda Şerif abiye dünden beri başıma gelen her şeyi anlattım. Bu konularda biraz ürkek bir adam olan abi sen bekle burada birkaç saat sonra geleceğim diyerek evden çıktı. Evde beni yalnız bırakması bile benim için endişe vericiydi. Telefondan ezan açtım ve birkaç defa dinledim. Korkudan ne yapacağımı bile şaşırdım bildiğim bütün duaları yineledim. Tekrar tekrar okudum. Ama bir farklılık vardı dünden bugüne. Başım ağrımıyor, rahat nefes alıp veriyordum. İçimdeki korku da geçmişti. Galiba bu da gündüz olmasından kaynaklanıyordu. Saatler sonra Şerif abi yanında bir adamla geldi. Bu adam onun çocukluk arkadaşıymış. Uzun yıllar dedesiyle birlikte büyü ve cinliler üzerine kafa yormuşlar. Adamla tanıştım ismi Celal'miş. Celal Şerif abiye benimle yalnız kalmak istediğini ve Şerif abinin odadan çıkmasını söyledi. Şerif abi odadan çıkınca Celal cebinden bir taş çıkardı. Bu taş sana ya da eve musallat olan bir cinni varsa hafiften parlayacaktır. Önce camı, pencereyi, perdeleri, ışığı kapat dedi. Dediklerini aynen yaptım. Celal taşı aldı yere çöktü. Benden de yanına çökmemi istedi. Yanına gittim. Yere oturmamla ağzında bir şeyler gevelemeye başladı. Gözümü taştan almadım. Taşta hiçbir değişim olmadı. Celal ayağa kalktı. Şerif abinin yanına gitti ve beraber döndüler. Şerif abi de bizim gibi yere çöktü. Celal yine bir şeyler mırıldanmaya başladı. Gri cam gibi olan taş, alttan bakınca ya da üstten bakınca içini görebileceğim taş mat bir hal almaya başladı. İçimden Nas suresini okumaya başladım. Bu konunun benimle ilgili olmadığını yani en azından bütün konunun benimle ilgili olmadığını düşündüm. Bunu düşünmemin sebebi sadece ben ve Celal buradayken rengi atmayan taş Şerif abi buraya gelince rengi attı. Celal benim kadar şaşırmadı. Şerif abi'nin gözleri şaşkınlığını anlatıyordu zaten. Celal hızlıca taşı yerden aldı. Şeffaf bir poşetin içine koydu. Biz ne olduğunu tam anlayamadık. Şerif abi Celal'e neler olduğunu sorunca Celal zaten tam anlatmak üzere olduğunu belirtti. Koltuğa oturdu ve yavaş bir ses tonuyla konuşmaya başladı. Bu taş dedemden bana kaldı. Dedem bir gezgin olduğu için dünyada birçok ülkeye seyahatler yaptı. Afganistan'a yaptığı bir yolculukta yaşlı bir Lüddamla tanışmış. Onunla biraz zaman geçirince arkadaş olmuşlar. Adam vefat etmeden önce dedeme bu taşı vermiş. Bu taş insana musallat olan bir cinliği yani enerjiyi muhafaza ediyor. Size manevi ve maddi anlamda zarar veremiyor. Dedem bana el verdikten sonra bu taşı bana büyük bir yemin ettirerek verdi. Bu poşet ise taştan yayılan enerji kırıntılarını muhafaza etmeye yarıyor. Bu sadece dandik bir bin poşeti değil. Dedem çeşitli dualarla bu poşeti mühürledi. Şimdi gelelim sizin meseleye. Bak Şerif, cinniler kendileriyle dalga geçen ya da uğraşan insanları kara listeye alabilirler. Sizlerle çeşitli zamanlarda birçok hallerle uğraşırlar. Fiziksel zarar veremezler ama öyle bir zihin oyunları yaparlar ki keşke fiziksel zarar verseler dersiniz." dedi. Biz şaşkınlık içinde onu dinledik. Meğer bilmediğimizin de çok şey varmış. Cellerin konuşmasından cinlilerin Müslüman olsun ya da olmasın hepsinin bir duygusu olduğunu ve onlarla iç içe yaşadığımızı anlıyordum. Celal bize odadan çıkmamız gerektiğini söyledi. Kendisi bu odada poşeti açacak, taşın içini boşaltacakmış. Biz odadan çıktık. Celal sertçe kapıyı kapadı. Biraz zorlu bir vaka onu bekliyordu. Bunu anladık. Saatler sonra Celal'den ses gelmedi. Biz de yavaşça odaya girdik. Celal içeride yerde yığılmış yatıyordu. Taş bir tarafta, poşet bir tarafta duruyordu. Celal'in yüzüne su çarptık. Onu hızlıca dürtükledik. Şeref abiyle ben iyice korktuk. Adam ya öldüyse? Hani fiziksel zarar veremezlerdi? Celal kapalı gözlerini yavaşça açmaya başladı. Onu doğrulttuk ve koltuğa oturttuk. Ne oldu Celal? Neden yerde yatıyordun? diye sordu Şerif abi. Celal bir bardak su istedi. İçi çok yanmıştı. Bunu dolaptan getirdiğim buz kesilmiş suyu bir hamlede içmesinden anladım. Celal, bak Abdullah. Bir daha hiçbir soyut varlıkla dalga geçme. Şeytan hariç diğer hepsi bizim gibi o gün gelene kadar sınava tabi tutuldu. Sen onlarla dalga geçtin, günaha girdin. O seninle uğraştı, günaha girdi. O cinni Şerif'in evinde yaşıyor. Senin dalga geçtiğini ta eve girerken duydu. Az kalsın Şerife musallat olacaktı. Çünkü seni evine alan kişi o, dedi ve her şeyi anlattı. Peki Celal Saatlerdir burada ne yapıyordun, onla ne konuştun, nasıl konuştun diyerek atladım. Tabii olaydan kurtulunca rahatlık geldi biraz. Apucum, insanın içine girmemiş bir cinle konuşulmaz, konuşulamaz. Onlar enerjiden yapılma. Sen, sen ben topraktan yapılmayız. Dedemin öğretilerini kullanarak onlarla iletişime geçebiliyorum. Kurandan bazı kesitleri alıp birleştirip onlarla iletişime geçebiliyorum. Hani başına bir şey gelir ve içime doğdu dersin ya. İşte bizim iletişimimiz de bu şekilde oluyor. Bize geçmiş ve gelecekten görüntüler gösteremezler. Sadece bir kabile cinni o olay mahallinde olan şeylerin kılığına girerek konuşmaları ve görüntüleri bize gösterir. Hani gözümün önüne geldi bir anlık diyorsunuz ya. Onun gibi işte diyerek gözlerimin içine bakarak anlattı Celal başına gelenleri. Ona borcumuzu ödeyemeyiz. Sonsuz teşekkürler ettik Celal'e ben de bir daha dalga geçmemek için hatta onların adını bile anmamak için kendi kendime yemin ettim. Celal, Şerif abi ve ben oturduk, yemek yedik, çay içtik ve biraz da pes attıktan sonra Celal yavaş yavaş kalkma vakti geldi deyip aramızdan ayrıldı. Giderken bize verdiği çok güzel ve özel bir tavsiye vardı. Bu tavsiye, yaşadıklarınızı unutmayın. İster cin olsun, ister insan olsun. Kimseyle uğraşmayın şeytanın kötülüklerinden Allah'a sığının. Elinizden geldiğince namazınızı kılın. Dı. Uzun zamandır bu kadar yoğun bir gün geçirmemiştik ofiste. Yemek arasını iple çekiyorduk. Saat buçuk olduğunda ofisten arkadaşlarla attık kendimizi dışarıya. Her zaman gittiğimiz lokantada karnımızı doyurduk. Sıra çay faslına gelmişti. Lokantada çay bitince ben de arkadaşlara parkın köşesinde kavak ağaçlarının altındaki çay bahçesine gitmeyi tavsiye ettim. Üstlerindeki kravat ve gömleğin verdiği ego ağır bastı ki derme çatma çay bahçesini hor görüp teklifimi kabul etmediler. İçlerinden bir tek Ali geldi benimle çay içmeye. Sağ olsun her zaman uyumlu bir arkadaşım olmuştur. Mesaiye geç kalmamak için koşar adımlarla çay bahçesine geçtik. İki demli çay sipariş ettik. Oturduğumuz ağacın gölgesinde hafif esen rüzgarla keyif yaptık çay bahçesinden ayrılırken ağacın bir asılı bez parçası gözüme ilişti. Merak ettim ve aldım. Ne olduğuna bakmaya fırsat olmadan Ali'nin acele et ısrarına uyarak koştur koştur ofise doğru ilerledik. Ofiste işler daha gibi yığılmıştı. Çalışmaktan kafamı kaşıyacak vakit bulamadım o gün. Öğleden sonra belki 3-4 gibi tuvalete gittim. Cebimdeki bez parçasını fark ettim. Ne olduğunu anlamaya çalıştım sıkı bir şekilde sarılmıştı ve üzerinde çapraz dikişler olduğunu fark ettim. Buruşturunca içindeki kağıdın ışırtısı kulağıma geliyordu. Merak edip açmaya çalıştım ama çok sık atılan dikişleri koparamadım. Ofise döndüm. Ali'nin masasından bir makas alıp kendi masama geçtim. Makasla dikişleri söktüm. İçindeki kağıdı çıkardım. Üstünde Arapça yazılar vardı. Bu bir muskaydı sanırım. Biraz korktum. Bu tarz şeyler hep içimi ürpertir. Kağıdı dikişlerini kestim bez parçasına sarıp çekmeceye kaldırdım. Tekrar işime odaklanmaya, gelen siparişlerin faturalarıyla uğraşıp kafamı dağıtmaya çalışıyordum. Neyse ki o günü kazasız belasız tamamladık. Ertesi gün işe geldiğimde Ali kapıda beni bekliyordu. Koluma girdi ve dün makasla ne yaptığım sordu. Ne demek istiyorsun anlamadım dedim. Sabah makasın üzerinde kan lekeleri gördüğünü zar zor temizlediğini söyledi. Afallayarak "Bilmiyorum, belki başkası kullanmıştır." dedim. "Sanmıyorum ama neyse." dedi. Makası muska için kullanmıştım. İçimi bir korku kapladı. Masama geçtim. Cesaretimi toplayıp çekmeceyi kontrol ettim. Muska orada yoktu. Herhalde Ali aldı dedim içimden. Makas kanlıydı diyerek de benimle kafa buluyor kendince. Hemen Ali'nin yanına geçtim sen mi aldın diye sordum. Anlamsız bakışlarla suratıma baktı. Makası sorduğumu zannetti ki, evet bana lazımdı dedi. Hayır makas değil, çekmecede bir bezin içine sarılı kağıt vardı. Bir muska galiba, sen mi aldın dedim. Hayır dedi şaşırarak, ne işin var muskayla diye sordu. Benim değil, dün çay bahçesinde buldum dedim. Ne diye iş yerine öyle şeyler sokuyorsun diye söylenmeye başlayınca lafını keserek Sakin ol, zaten düşürdüm kayboldu dedim. Onu bırakıp masama doğru yürürken kapandığından emin olduğum çekmecenin açık olduğunu gördüm. Olduğum yerde kaldım. Nasıl olur? Herhalde ben yanlış hatırlıyorum diyerek masaya geçip çalışmaya devam ettim. Ama bir şeyler olduğunu farkındaydım. İçimi bir huzursuzluk sardı. Kendimi işlere veremiyordum. Muskayı düşünmeden de edemiyordum. Elzem işleri bir an önce bitirip ofisten çıkmak istedim. Öyle de yaptım. Öğle arasından sonra izin alıp eve geçtim. Bir an evvel duş alıp rahatlamak geçiyordu aklımda. Ceketimi çıkardım. Evin girişindeki eski portmantoyu astığım sırada aynada bir gölge belirdi ve bir anda kayboldu. Kan basıncı muayen yükseldi. Çok korkmuştum. Aklıma kaybolan muska geldi tekrar. Neye uğradığımı şaşırdım. Besmeleler çekerek banyoya doğru yürüdüm. Göğsümün üstünde kan lekesi olduğunu fark ettim. Ne olduğunu anlayamadan gömleğimin cebini yokladım. Muska oradaydı. Kanlı kaplı bir şekilde gömleğimin ön cebindeydi. Aklımı kaçırmak üzereydim. Hemen üstümü değiştirip kendimi dışarı attım. Evde kalacak cesaretim yoktu. Kalabalık bir cadde bulup o tarafa doğru yürüdüm. Bir bank bulup soluklanmak, kendime gelmek istedim. Sanırım dikişi keserek büyüyü bozmuştum ve o büyünün laneti bana geçmişti. Korkudan kalp atışlarımın hızlandığını hissedebiliyordum. Hemen birkaç sure okuyup kendimi rahatlattım. Ama meselenin daha büyük olduğunu biliyordum. O sırada telefonum çaldı. Mesai arkadaşım Ali'yi arayan. Hayırdır neden erken çıktın bugün diye sordu. Biraz halsiz hissediyordum. Eve geçip dinlenmek istedim dedim. Üşüttün mü yoksa kardeşim hasta mı olacaksın? Bize gel de akşam nenem çorba yapar kendine gelirsin dedi. O an neden evet dediğimi bilmiyorum. Muhtemelen akşam evde tek başıma vakit geçirmek istemediğim içindi. Ali'nin evi bana yürüme mesafesindeydi. Biraz kendimi toparlamaya çalışıp eve doğru yol aldım. Yolda yürürken bin bir türlü düşünce aklımı meşgul ediyordu. Muska'nın lanetli olup olmadığını, bana musallat olanların ne istediklerini. Yoksa hasta mı oluyordum? Akli dengemi mi kaybediyordum? Belki de ofisten biri benimle dalga geçiyordur diye düşündüm. Ali anne ve babasını küçük yaşta kaybetmiş. Babaannesi büyütmüş onu. Babaannesi de yaşlanıp kendine bakmakta zorlanınca Ali tekrar babaannesiyle yaşamaya başlamış. Yaşlı kadına bazen nene, bazen anne diye sesleniyordu. Üsküdar'ın dar sokaklarında küçük, samimi bir evleri vardı. Daireye girince neşeyle karşıladılar beni. Ben de bu sıcak ortamda günün verdiği stresi bir an unutup hoş muhabbetleriyle kafamı dağıttım. Yemek esnasında Ali, o kadar da hasta değilmişsin. Neden erkenden ayrıldın ofisten diye sordu. Olanları hatırladım. Yüzümün kızardığını ve avuç içlerimin terlediğini hissettim. Sakinleşmek için su içmek istedim. Elimi bardağa uzatmamla bardağın patlar gibi kırılması bir oldu. Herkes şaşkınlık içindeydi. Ali bağırarak ''Ne oluyor oğlum? Ne oldu sana anlat?'' dedi. Ben de çok korkmuştum. Ne yapacağımı, ne diyeceğimi şaşırdım. Başta anlatmak istemedim. Ama Ali'nin muskadan haberi vardı. Çay bahçesinde bulduğum muskanın dikişlerini kestiğimi ve o andan itibaren başıma türlü garipliklerin gelmeye başladığını söyledim. Nenesi hemen kalk abdest al diye uyardı beni. Hemen abdest aldım. Biraz sakinleşmiştim. Salonu döndüğümde nenesinin suya dua okuduğunu gördüm. Bu suyu besmele ile üç yudumda iç dedi. Bozduğum büyü sana ulaşmış. Cinler dadanmadan evimden git diye bağırdı. Ne olduğunu anlamadan kendimi sokakta buldum. Çok korkuyordum. Hem kendime olanlar için hem de masum insanları huzursuz ettiğim için. O sırada Ali bir mesaj attı. Gelen mesajda bir adres yazıyordu. Nenesinin bu adresi verdiğini söyledi. Ve Muska ile birlikte adresteki hocaya gitmemi, ondan yardım alabileceğimi söyledi. İçim korkuyla dolmuştu. Ne yapacağımı bilmiyordum. Hocaya gitmekten de başka çarem yoktu. Ama eve tek başıma girip o muskaya dokunmak beni dehşete düşürüyordu. Korkuyla evin yolunu tuttum. Merdivenleri çıkarken dua üzerine dua okuyordum. Evin ışıkları yanıktı. Cesaretimi toparlayıp anahtarı yuvasına yerleştirdim. Bir an evvel muskayı alıp çıkmak istiyordum. Koşar adımlarla banyoya gittim. Muskayı alıp kendimi sokağa attım. Herhangi bir terslikle karşılaşmadığım için mutluydum. Ali'nin gönderdiği adres şehrin biraz dışındaydı. Taksi tutup yola koyuldum. Yol boyunca gergin hissediyordum. Adrese vardığımızda taksicinin yüzünün şeklinin değiştiğini gördüm. Tekinsiz bir yerdi. O yüzden taksiciye biraz fazla para verip beni 15 dakika kadar beklemesini istedim. Pek bekleyeceğini sanmasam da şansımı denemek istedim. Birinin seni bekliyor olması insana her zaman güven verir. Ağaçlarla çevrili küçük bir tarlanın içinde eski bir köy evine benziyordu. Tahta kapıya tokmakla üç kere vurdum. 65 yaşlarında kısa boylu, uzun sakallı, gözleri parlak bir adam açtı kapıyı. ''Hoş geldin evlat'' diyerek beni içeriye buyur etti. Hocayı görmem bile içimi huzurla kaplamaya yetmişti. Doğru adreste olduğumu anladım. Alçak tavanlı evin salonuna doğru yürüdük. Salona vardığımda Ali ve nenesi yerde oturuyorlardı. Ne oluyor? Siz neden geldiniz? diye sordum korkuyla. Ali, biz de korunmak istedik dedi. Hocaya durumu izah etmişler. Bardağın nasıl kırıldığını, iş yerindeki kanlı makası ve muskayı nasıl bulduğumu. Ben de olanları onayladım ve hocadan medet umarak lütfen yardım edin dedim. Hoca bir süre gözlerimin içine bakarak bir dua okudu. Sonra muskayı istedi. Muskaya da okudu Sonra içini açıp kendinden emin bir şekilde korkulacak bir şey olmadığını söyledi. Eline küçük bir kağıt aldı. Üzerine Arapça yazılar yazdığını gördüm. Sonra kağıda üflememi istedi. Kağıdı muska ile beraber bakır bir tasın içine koydu. Bir yandan dualar okuyup bir yandan da su döküp karıştırdı bakır tası. O an bir şeyler olduğunu hissettim. Sanki bir şey birdenbire bedenimden ayrıldı. Ne olduğunu anlayamadan pencerenin çarpmasıyla kendime geldim. Ferahlamış hissediyordum. Korkudan ne diyeceğimi şaşırarak Ali'ye baktım. O da, nenesi de korku dolu gözlerle hocayı izliyorlardı. Bakır suyun kan kırmızısına dönüştüğünü gördüm. Hoca sakince dua okumaya devam ediyordu. Ben de içimden bir an önce bitmesi için Allah'a yalvarıyordum. Sonunda hoca yüzünü bize döndü. Suratında sakin bir gülümseme vardı. Muska'nın cinlerin musallat olduğu biri tarafından yazıldığını söyledi. Belki de cinler ona bunu zorla yazdırmış bile olabilirmiş. Musallat olduğu kimseden sıkılan cinler yeni ruhlar aradığında halka açık yerlere muska bıraktırırmış. Kim o muskanın dikişlerini keserse cinler ona da danırlarmış. Benim de başıma gelenler buydu işte. Hocanın sayesinde bu beladan kısa sürede kurtulmuştum. Ama bir daha muskalara ve onun sahiplerinden uzak duracağıma yemin ettim.